Değerli izleyenlerimiz, her pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber başlıkları şöyle: FPÖ çifte vatandaşların peşinde, Hoypil siyasetten çekiliyor, Avusturya siyasetinde hastalık şoku, işsizler genelde yabancı mı, mülteciler, asgari ücrette yeni öneri, 2 Eylül'den itibaren U1 metrosu uzatılıyor ve dizelli araçlar ile alakalı yeni düzenleme yolda. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın haber başlıkları böyle. Dilerseniz her pazar sabahı olduğu gibi yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın ilk haberi Avusturya'da çifte vatandaş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiriyor. Değerli izleyenlerimiz, FPÖ Viyana bu hafta içerisinde yapmış olduğu açıklamada çifte vatandaşlıkla alakalı gerekli mücadelenin verilmesi gerektiğini dile getirdi ve Avusturya'da yaşayan çifte vatandaşlarının bir an evvel tespit edilmesi gerektiğini dile getirdi ve resmi kurumlar arasında da bilgi istişaresi yapılması gerektiğini dile getirdi değerli izleyenlerimiz. Özellikle ordu, MA-35 ve sınır polislerinin bu konuda birbirleri arasında istişare etmesi gerektiğini ve bilgi sunması gerektiğini dile getirdi. Değerli izleyenlerimiz, buradan çifte vatandaş olan bütün yurttaşlarımıza uyarmak istiyoruz. Hiçbir şekilde yanınızda Türk evrağı bulundurmayın. Değerli izleyenlerimiz, Viyana'nın eyalet başkanı ve belediye başkanı Michael Hoypil, 2018 yılında yapılacak olan genel seçimlerden sonra koltuğunu başkasına devretmek istediğini dile getirdi ve Hoypil uzun zamandır da SPÖ içerisinde eleştirilere hedef oluyordu ve bu eleştirilerin kararını değiştirmediğini, fakat yeni bir kanın olması gerektiğini dile getirdi ve bakalım 2018 yılından sonra SPÖ partisi Viyana'yı kime teslim edecek? Değerli izleyenlerimiz, Avusturya siyaseti hastalıkla adeta boğuşuyor. Biliyorsunuz, Sağlık Bakanı Oberhauser kansere yenik düşmüştü ve vefat etmişti. Ve şimdi de Yeşiller Partisi'nin lideri Eva Glavishing ağır alerjik sorunlardan dolayı görevine devam edemiyor değerli izleyenlerimiz. Ve Yeşiller Partisi'nin liderliğini yapıp yapmayacağı şu an tartışılıyor. Ve biz de kendisine acil şifalar diliyoruz değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da işsizlik oranları ciddi derecede tartışılıyor ve Şubat ayında işsizlik oranları açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada Avusturya vatandaşı olanların %4 arttığını, fakat yabancı ve mültecilerin %50 oranında bir artış gösterdiği ortaya çıktı değerli izleyenlerimiz ve aynı şekilde sosyal yardıma başvuranların sayısı da ciddi derecede arttı ve bu sayılar yabancılarda ve mültecilerde artınca FPÖ ve Neos Partisi yabancılara ve mültecilere belirli şekilde yardımların kısıtlanması gerektiğini dile getirdi ve Sebastian Kurz ise yabancıların süresiz oturum almadan belirli yardımları almasının kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Bakalım Avusturya'nın gündemi bu konuda nasıl değişecek? Değerli izleyenlerimiz, uzun zamandır asgari ücretlerin fiyatları belirsizdi ve son dönemde yapılan görüşmeler neticesinde işçi temsilcileri ve sendikalar 1500 euro brüt olması gerektiğini Avusturya hükümet ortakları ile karar kıldı ve şu an Avusturya'da 316 bin kişinin brüt geliri 1700 euronun altında olduğu için bu rakamın 1500 eurodan 1700 euroya çıkması gerektiğini tekrardan tartışır oldular, fakat hükümet ortaklarının bu 1700 euroluk brüt maaşın bir hayal ürünü olduğunu ve bunun gerçekleşmeyeceğini
dile getirdikleri şu an kulislerde konuşuluyor ve önümüzdeki günlerde brüt maaşın 1500 euro olacağı açıklanacak değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, Viyana artık U1 hattının yeni duraklarına 2 Eylül'den itibaren kavuşacak ve uzun zamandır inşaatı süren U2 artık 2 Eylül'den itibaren yeni durakları ile hizmette. Biliyorsunuz 10. yanının Oberlağ bölümüne kadar U1 hizmet verecek. Eylül'den itibaren Royman Plus tarafı da gerek trafikten gerekse yoğun kalabalıktan kurtulmuş olacak. Değerli izleyenlerimiz, dizel motorlu araçlar ile yeni düzenleme yolda. Avusturya Çevre Bakanı Ruprechter'in yapmış olduğu açıklamada doğaya dizel motorlu araçlar son derece zarar veriyor ve önümüzdeki günlerde dizel ile alakalı fiyatlarda yeni düzenleme yapacağız ve motor vergilerine de zam yapacağız dedi. Özellikle elektronik araçlara dem vuran bakan, önümüzdeki günlerde belirli yerlerde park ücretlerinde daha iyi bir uygulamaya gideceklerini ve 1 Nisan'dan itibaren elektronik araçlara yeşil plaka geleceğini dile getirdi ve avantajların da olduğunu dile getirdi. Özellikle dizel motorlu araç alacak olan vatandaşların yatırımlarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Değerli izleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni Nesil Gazetesi'nin günlük haberlerini Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Belirttiğim gibi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dop dolu gündem ile tekrardan buluşmak ümidiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın, barış dolu yarınlar diliyorum.